evimde yangın yakılır of. Güllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of. Güllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Bak yemeğini bile yemedi, gördün mü? Konuşuyor oğlanla be. Kendini yiyip bitiriyor baksana. Nazlı için uğraşırken bir de onun için endişelenmeyelim. Açıkça söylemedi ama müdür de telaşlanmış. Hastanede anlattı bir şeyler. Siz de söyleyin, biraz izin alsın. Kendisini toparlasın dedi. Bir delilik yapmasından korktuğunu söylüyor. Bu iş nasıl olmuş bey? Onca polisin içinde kör kurşun benim kızımı nasıl bulmuş ha? Ali onu dinleme aracına yerleştirmiş. Ama çatışma başlayınca dışarı atmış kendini. Ali için çıkmış herhalde. Ben çıkıyorum. Yavrum yemeğine dokunmadın bile. Hadi bir şeyler ye. İçim almıyor Fatoş anne. Ben bir hastaneye uğrayacağım. Dur oğlum. Konuşacaklarım var seninle. Nazlı'nın yanına gideceğim Güray baba. Birazdan hep birlikte gideriz. Gel otur biraz. Ben de size bir kahve yapayım. Gel oğlum. Bugüne dek seni evladım Nazlı'mdan ayırmadım. Seni bulduğum o çatıda kendime bir söz vermiştim. Bu kimsesiz çocuğa babalık yapacağım demiştim. Biliyorum Güray baba. Sen olmasan bugün sokaklarda serseriydim belki de. Ya da isimsiz bir mezarda yatıyordum. Hakkını ne bu dünyada ne de ötekinde ödeyebilirim. Sen bana borcunu ödedin. Çakı gibi bir polis oldun. Şimdi de ben senden bir söz istiyorum. Öfkene yenilip aptalca şeyler yapmayacaksın. Kanun ne emrediyorsa onu yapacaksın oğlum. Söz mü? Söz mü komiserim? Deli bunlar ya. Her sene de ölmüş kızın doğum günü kutlanmaz ki.
Korkuttun beni. Özür dilerim sevgilim. Seni korkutmak istemedim. Sen yine içki mi içtin? Evet. Bir sakıncası mı var? Hem bu tımarhaneye nasıl katlanabilirim ki? Bugün ünlü ve çok kazanan bir avukatsan bunu katlanamadın, o aileme borçlusun Ender Bey. Geldiğin yeri arada sırada hatırla istersen. Bunu sen mi söylüyorsun Aylin Hanım? Ha? Yoksa Ezel mi demeliyim? Sen geldiğin yeri biliyor musun? Küçük yetim kız Ezel ve onu bir ölünün yerine koyan manyak ailesi, deliler. Ya siz sirk gibisiniz ha. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sakın bir daha bunu yapma. Sakın. Ben senin kocanım ve sen bana saygı duymayı öğreneceksin. Tamam mı? Ne saygısı be? Senin gibi birine ancak parayla beraber olduğun o fahişeler saygı duyar. Zavallısın sen. Ender saçmalama. O beğenmediğin kadınlar var ya, bana istediğimi veriyorlar. Beni kaybetmemek için özen gösteriyorlar ailemden. Ender! Ender saçmalama. Biliyor musun beni? Bırak beni be! İğrençsin sen. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Bana karım gibi davranacaksın. Ender yapma. Dokunma. Sana karım olduğunu hatırlatacağım. Bırak beni. İğreniyorum senden. Anladın mı beni? Ender. Bana karım gibi davranacaksın. Bana karım gibi davranacaksın. Dokunma. Ender. Bırak beni ne olur bırak. Şu taksinin parasını ver. Ne bakıyorsun salak salak ya? Ne dediğimi duymuyor musun? Peki efendim. Üf, gerzek şey. Kapıyı açın. Babam nerede? Serada efendim. Haşli ile konuşuyor.
Konuşsun bakalım. Orkidenin insanı hayrete düşüren bir mucizesi vardır. Bilir misin? Ama bu kadar güzel olmasına rağmen maalesef ki arıya, böceğe verecek bal özü yoktur. Ancak yaşaması ve çoğalması için de arılara ihtiyacı vardır. Ne yapar biliyor musun oğlum? Arı taklidi yapar. Dişi yaban arısına benzetir yapraklarını. Ve muazzam bir koku saçarak erkek arıyı üzerine çeker. Tabiattaki her canlı var olmak için bir yol bulur kendine. Ama iyi ama kötü. Ama doğru ama yanlış. Var olmak için her yol mübahtır. Ancak ihanet etmemek şartıyla. İhanet, affı olmayan tek var olma şeklidir. Tek. Ve de cezası en ağır olanı. Ne o? Felsefe dersi mi var bugün? Nereden geliyorsun sen? Bir arkadaşımla sabah kadar ders çalıştık babacığım. Ders çalıştınız. Şimdi bizi yalnız bırak hadi. Emredersiniz babacığım. Biraz hava alalım mı? Hadi. Ne yaptın şu kızı? Yaşaması bir mucize. Yoğun bakımda ve günleri sayılı. Yani? Yani zaten ölecek. Ölecek diye üzülüyor gibisin. O yüzden mi işini bitirmedin? O kadın polis. Beni ve seni gördü Esmer. O tek şahit. Gerekeni yap. Azrail'i bekleme. Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun, biliyor musun? Her şey düzelecek. Hatta eskisinden daha iyi olacak Nazlım. Sen burada yatarken ben boş duruyorum sanma sakın. Bize yapana adım adım yaklaşıyorum. Beni affet. Ne olur beni affet. Hepsi benim suçumdu. Bağışla. Günaydın komiserim. Günaydın. Aylin Hanım geldi mi? Hayır, henüz gelmedi. Doktorlar hep böyle geç mi geliyorlar işe? Aylin Hanım hastanenin sadece doktoru değildir Ali Bey. Anlayamadım. Ailesi aynı zamanda hastanenin sahibidir efendim. Şimdi anlaşıldı. Ama hiç de öyle gibi davranmıyordu. Mütevazı bir hali vardı. Oh.
Günaydın abi. Dediğin gibi hastanenin önündeyim. Her şey hazır abi. Bir işaretine bakar abi. Sen şimdi neredesin abi? Nerede olacağım? Hastanenin otoparkındayım. Saçmalamayı bırak. Peki saçmalamam abi. Kısa kes. Kısa mı keseyim? Tamam abi. Doktor hanım. Dokunma bana. Korkmayın benim. İyi misiniz? İyiyim, yok bir şeyim. İyi bir gün değil ha doktor hanım. Ne oldu sana? Halin ne? Aşağıda. Koş.
konuşmak istersen dinlerim. Eğer ne olduğunu anlatmak istersen belki yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Yürü oğlum, yürü. Sakin ol. Lan dur. Dur, kıpraşma. Tutun şunu ya. Tike! Bırak elini. Bırak onu, bırak onu. Tamam. Gel yakarım. Sakin ol. Yakarım dedim. Yapma. Bırak elindekini. Çekelim. Çekelim dedim. Gelmeyin. Şşş, ne oluyor? Bekle, sakin bekle. Ol. Ben doktorum. Sakin, sakin. Sen dur. Dur, ben doktorum. Bak yaralısın. Hadi dikkat gel. İstemiyorum. Gel de yarına bakayım. Zeynep'e. Dikkat. Sakin ol. Yaklaşma. İzin ver doktor yarana baksın burada. Kan kaybından ölmek mi istiyorsun Yaklaşmayın sen? Yaklaşmayın ona. Şşş. Sakin ol. Tamam. Doktor hani yapma. Baksın yarana. İstemiyorum ya. Bırak elindekini. İstemiyorum. Sakin ol, sakin ol. Uzak dur benden. Dur. Yaklaşmayın. Bırak. Tut çabuk, tut, tut. Hadi. Bırak. Alın şunu. Alıp götürün şunu. Emredersiniz. Bırakın yürü. Lan. Aylin Hanım. Yürü. Aylin Hanım. Yürü. Bir şeyin yok ya. Yürü. Aylin Hanım. İyi misin? Aylin Hanım, iyi misin? Teşekkür. Açlı? Efendim? Biz aynı taraftayız. Hiç sanmıyorum. Beni Süleyman Çesen gönderdi. Açlı! Haklı mısın? Otelde gördüğün adam, baskında nişanlısı vurulan polis. Ona dikkat et. Başka şeylerin peşinde olabilir. Ha bu arada, kızı korumayacağız. Ölmesine izin mi vereceğiz yani? Biz diye bir şey yok. Sen vereceksin. Sustun. Artık iyi bir insan olmak istiyorum.
şu evlerden birinin içinde sıradan biri gibi yaşamak istiyorum. O saçma düşünceyi kafandan atamadın değil mi? Hala o kızı arıyorsun. Onu bulacağını mı sanıyorsun? Hayaletleri kovalamaktan vazgeç Esmer. Onu bulmadan ölmeyeceğim. Emin misiniz Roza Hanım? Yani o adamın oğlunuz olduğuna inanıyorsunuz. Bu kolye yıllar önce bebeğimle birlikte benim boynumdan sökülüp alındı Hasan. Şimdi de Esmer'den çıkıyor. Vallahi şaştım kaldım. İnsanlar yıllar yılı aradığı çocuğunu bir tesadüf eseri nasıl bulabilir? Tanrı dualarımı sonunda kabul etti. Oğlumu karşıma çıkardı. Şükürler olsun. Yani biliyorsunuz, kendisini pek sevmem. Ancak sizin oğlunuzsa... İşler değişecek tabii. Peki ona söyleyecek misiniz? Yıllardır çektiğim acı dinsin istiyorum. Bugün oğluma kavuştum. Yarın intikamımı alacağım. Hayatımı zindan eden adamı bulacağım. Aa, Hasan, sen burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Laflıyoruz Şükrancığım, gelsene. Yok, ben yatayım. Hasan, gelmiyor musun sen daha? Ben yatacağım da. Hadi Hasan, yat sen de. Bak karın kızacak şimdi. Estağfurullah Roza Hanım. İyi geceler size. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. Yani ben gelmesem yatacağım falan yok. İki çift laf ediyorduk ya. Yürü, yürü hadi. Çekmesene be. Allah'ım ya Rabbim, hala konuşuyor ya, yürü. Tamam, tamam. O gece kaç kişiydiniz? Yine başa mı dönüyoruz? Hatırlamıyorum. 7 ya da 8 kişilik dedim ya. İtalyanlarla ilişkiniz ne? O silahları onlara mı satacaktınız? Ben sadece davetliydim. Ne olduğundan, ne gibi ilişkiler kurulduğundan haberim yoktu. Bak, hem bizi yoruyorsun hem de kendi işini zorlaştırıyorsun. Konuşmazsan ömrün hapiste geçer. Bildiklerimi anlatacaklarım bu kadar. Buyurun amirim. Konuşmuyor amirim. O gece kadın polisi vurarak kaçan adamlar kimdi? Ben böyle bir olaya şahit olmadım. Oldun oldun. Senden başka kim vardı o toplantıda? 7-8 kişiydik. Hiçbirini tanımıyorum. Bak kardeş, eğer yardımcı olmazsan seninle anlaşamayız. Bildiklerim bu kadar. Başka söyleyeceklerim yok. Gece kadın polisi vuran ve botla kaçanlar kimlerdi? Kimler vardı toplantıda? Of, bilmiyorum. Bak, bir polis memuru ölümle pençeleşiyor. Son kez soruyorum, kimdi onlar? Size bilmiyorum dedim ya. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Ha? Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Sana ölüyor diyorum lan, anlamıyor musun? Bilmiyorum. Ölüyor diyorum.
Konuş dedim lan, konuş! Bilmiyorum! Hadi, nasıl vuranın kim olduğunu söyleyeceksin! Konuşacaksın! Konuşacaksın lan! Konuşacaksın! Abi, konuşacaksın lan! Ali! Konuş! Ali! Tamam, hadi! Konuş hadi. Diyorum! Ali, bırak! Konuş. Tamam, bizi bırak! Hadi. Hadi, hadi gidelim! Tamam, tamam bizi bırak! Allah'ım ya! Öttüreceğim lan seni! Öttüreceğim ne seni! Ne yapıyorsun ya? Ne olur kendine hakim ol! Ya Nazlı o halde yatarken hiçbir şey tamam. Umurumda değil ya! Tamam, ben halledeceğim! Ya bu herif bana istediğim şeyi söyleyecek! Hadi, hadi sen biraz hava al. Sakinleş. Aylin, ben çıkıyorum. Aylin? Ne oldu sana? Yok bir şey. Ne diyordun sen? Aman tanrım. Aman tanrım. Aylin, ne oldu sana? Kim yaptı bunları? Lütfen Yasemin, konuşmak istemiyorum. Aylin, delir mi kızım? Ya bunlar çok kötü ya. Dur, çıkar şu üstünü de hemen bakalım. Çıkar çıkar çabuk, hadi. Yok Yasemin, bırak. İyiyim ben. İyiymiş. Ya kızım saçmalama ya. Kızım sen aynaya hiç bakmadın herhalde. İnanmıyorum ya. Aylin, bunları kim yaptı? Sakın bana Ender deme. Hayatta inanmam. Ender böyle şeyler yapmaz. Yok canım, daha neler? Yaptı işte. Kocam bana tecavüz etti. Çok utanıyorum Yasemin. Çok utanıyorum. Hiçbir şey yapamadım. Ona karşı koyamadım. Canım ya. Ağlama lütfen. Çok utanıyorum. Ağlama ne olur. Canım. Aşkım, bana hala kızgınsın herhalde. Ender git buradan. Seni görmek istemiyorum. Aylin, seni canımdan çok seviyorum. Ender git dedim. Seni görmek bana istemiyorum. Bana kötü davrandığın zaman kontrolümü kaybediyorum. Seni seviyorum Aylin, lütfen affet beni. Sevmek mi? Ya sen ne biçim adamsın? Ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Aylin, bir dakika dinler misin beni? Konuşmak istiyorum canım. Konuşalım. Böyle kestirip konuşacak atamazsın. Konuşacak bir şey yok Ender. Boşanıyorum senden. Sen ne dediğini farkında mısın ya? Ender, bitti diyorum, bitti! Aylin! Nasıl ya? Aylin! Aylin, biz ayrılamayız! Aylin, dur bir dakika! Aylin, bir dakika dinler misin beni? Aylin, dur, bekle! Aylin, Aylin, özür dilerim canım!
Bir dakika dur! Sana konuşacağım. Dokunma bana! Sen bu dilden anlıyorsun. Sakın bir daha bana elini kaldırma. Sakın dedim. Anladın mı Aylin Hanım? Bırak lan kızı!